Panik atak, kişinin kaygı ve korku seviyesinin çok yüksek olması durumunda nöbetler şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bazı psikolojik hastalıklar ile beraber görülebilmektedir. Panik atak nöbetleri, kaygı ve korku seviyesine bağlı olarak çok şiddetli bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu ataklar sırasında kişi beyin kanaması veya kalp krizi geçirdiğini bile düşünebilir. Psikolojik belirtilerin yanında atak sırasında bazı fiziksel belirtiler de görülmektedir. Terleme, çarpıntı gibi kişiye rahatsızlık veren durumlar bu esnada ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca panik atak, ortamda hastayı tetikleyebilecek herhangi bir durum olmadığında da ortaya çıkabilir. Panik atağın belirtileri nelerdir? Kaygı düzeyinin çok yüksek olması ve kalp atışının normalden hızlı olması panik atak rahatsızlığının en önemli belirtilerindendir. Bu belirtiler ile beraber terleme, nefeste sıkışma ve nefes alamama durumu, baş dönmesi hissi, kalp ve göğüs bölgesinde sıkışma ve karıncalanma gibi belirtiler de panik atak hastalığının ortaya çıkma nedenleri arasındadır. Bu belirtiler atak sırasında çok yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Hatta panik atak belirtileri çoğu zaman kalp krizi ile karıştırılmaktadır. Atak geçiren kişi kendini o an ölecekmiş gibi hisseder ve bu durumun korkusunu yoğun bir şekilde yaşar. Atağın ortaya çıkmasına neden olan durum yok olduktan sonra atak da sona erer. Atak sırasında kişi kendini bulunduğu ortamdan kopmuş ve gerçek dışı hissedebilmektedir. Bunun yanında mide bulantısı, gözlerin kararması ve bayılma gibi durumlar da panik atağın belirtilerindendir. Panik atağın ortaya çıkma nedenleri. İnsan doğasında belirli bir düzeyde kaygı ve korku duyguları vardır. Ancak bu duyguların hissedilme derecesi arttıkça korku ve kaygı süreklilik kazanmakta ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilmektedir. Panik atak bu şekilde belirli duyguların yoğunlaşması nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi bazı hastalıklar ile beraber de görülebilmektedir. SARA hastaları sıklıkla panik atak yaşayabilmektedirler. SARA hastalığının insan üzerindeki etkileri panik atağı tetikleyebilmektedir. Tiroid ile ilgili hastalıklar da panik atak geçirilmesine neden olabilmektedir. Vücuttaki adrenalinin normalden fazla salgılanması sonucunda yoğun yaşanan duygular panik atağa neden olmaktadır. Ayrıca depresyon ve psikolojik rahatsızlıklar, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, kansızlık gibi hastalıklar da panik atağın ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Panik atak tedavi edilebilir mi? Son dönemlerde sıkça görülen panik atak hastalığının günümüzde çeşitli yöntemler ile tedavi edilebilir bir hastalık haline geldiği bilinmektedir. Panik atağın tedavisinde ilaç, psikoterapi ve TMS ismi verilen depresyonda ilaçsız bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Panik atak nasıl tedavi edilir? Panik atağın tedavi edilerek tamamen ortadan kalkmasında en önemli faktör sabır ve kararlılıktır. Başlangıçta hafif ve orta düzeydeki ilaçlar kullanılmak suretiyle tedaviye başlanabilir. İlaçların tam etkileşimde bulunması 2 veya 3 hafta sürebilir. Hasta kendisini iyi hissetmeye başladığında ilaç kullanımı bırakılmamalı, kararlı bir şekilde doktorun tavsiye ettiği kadar kullanılmalıdır. Kısmen daha ağır seyreden hastalık durumlarında ilaç tedavisine ek olarak psikolojik destek de bulunulabilir. Psikolojik desteğin yanı sıra psikoterapi yöntemi de uygulanabilir. Psikoterapi yönteminde aslen panik atak oluşumuna neden olan faktörlerin telkin ve terapi yolu ile ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Hastaya söz konusu hastalık ile nasıl mücadele edeceği öğretilmektedir. İlaç ve psikolojik desteklere cevap vermeyen hastalarda TMS ismi verilen ve depresyonda ilaçsız bir tedavi yöntemi olarak bilinen özel bir yöntem uygulanabilir. Bu yöntemin herhangi bir yan etkisinin olduğu bugüne kadar kayıtlara geçmemiştir.